Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi harikasınızdır. Bugünkü bölümümüzde piyasada çok değişiklik olmadığı için hızlı bir şekilde geçeceğiz haberlerini. Ondan sonra güneş enerjisiyle ve elektrikli arabalarla miningini yapıp aynı zamanda elde tuttuğunuzda pasif gelir elde edebileceğiniz Kaliforniya eyaletinden onaylı ilk 3'te seçilen gelecek vadeden bir projeden bahsedeceğim sizlere. Ve aynı zamanda yatırımımı da göstereceğim. Yani yine sağlam bir bölüm var. O yüzden benim 2-3 saat vererek hazırladığım bu videoyu bir saniyenizi alarak beğendikten hemen sonra videomuza geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar, piyasamız durağan. Gerçekten çok tat vermeyen bir piyasa var. Yani ne çok iyi artışlar var ne en azından şimdilik düşüşler var. Tabii ki bu aralar sert düşüşlerden sonra hani şu an toparlama evresindeyiz ama o beklediğimiz mega boğa altcoin'lere özellikle bir türlü gelmedi. Bitcoin dominansı da hala dengede devam ediyor 42'ler ve 43'ler arasında. Yani şu an elimizde çok yapabilecek bir şeyimiz yok. Sadece dengede olan piyasayı izliyor ve güzel bir haberle hacim gelmesini umuyoruz. Birkaç tane ilginç ve önemli haber var. Onlardan size bahsetmiş olayım. Bitcoin'le bakın arkadaşlar. Buys Beachfront. Yani birisi villasını Bitcoin satıyor, kripto parayla satıyor ve piyasaya düştüğü gibi satın alınıyor. Yaklaşık 30 Bitcoin'e ya da 440 Ethereum'a satılıyor. Totalde 2.2 milyon dolar değerinde. Fena değil. Artık kriptoyla bu tarz şeyleri de satın almaya başladı insanlar gördüğünüz üzere. Şimdi bir sonrakine geçtiğimiz zaman Bitcoin mining has totally recovered from Chinese ban. Bildiğiniz üzere Çin başımızı çok ağrıttı zamanında ki hala da böyle küçük küçük haberler geldiği zaman piyasayı etkilemeye devam ediyor. Ama zamanında Çin bildiğiniz üzere mining'i banlamıştı. Yani Çin'de yapılan bütün mining banlanmıştı ve yer değiştirmek zorunda kalmışlardı. Gördüğünüz üzere hash rate'e yani kazım gücüne baktığımız zaman bu toparlamış görünüyor. Zaten bu makalede de tam olarak bundan bahsediyor. Bu kesinlikle iyi işaret. Bir haber daha vermiş olayım. Bu önemli Cardano için aslında. Cardano successfully launches testnet. Yani daha test yapılan bir ağ açtılar. Burada ne oluyor? That will bring Ethereum tokens to its ecosystem. Yani ERC20 ağındaki herhangi bir token'ı bunu bridge dediğimiz köprü yöntemini kullanarak testnet'i bu sadece hani deniyorlar şu an. Bu bridge yöntemini kullanarak Cardano sistemine getirip burada kullanabiliyorlar. Yani Ethereum ağında çalışan bir token'ı buradan alıp tamamıyla Cardano'da kullanılabilecek. Burada atıyorum stake yapılabilecek, işte trade yapılabilecek, hale swap yapılabilecek hale getiriyorlar. Bence bu gayet güzel bir şey. Cardano'nun da kullanımını aynı zamanda ismini de daha büyük topluluklara duyurabilecek bir haberdi diyebiliriz buna zaten. Şimdi dediğim gibi piyasa dengede. Haberlerde de çok çok büyük yenilikler yok. İnsanlar demek ki hafta sonu daha bir dinleniyorlar. O yüzden ben size bu bahsettiğim yani farklı projeler zaten sizin için bulmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bu projenin çekilişi vardı. Ben bu çekilişi zaten Telegram grubunda dün de paylaştım. Hatta hatırlatmasını paylaştım. Daha önce de paylaşmıştım. Hatta şimdi benim direkt Telegram'a gidelim. Ne yapmanız gerek göstermiş olayım. Bakın yapmanız gereken 3 tıklama arkadaşlar. Irena Coin Twitter'ını takip ediyorsunuz. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve Irena Coin Telegram grubuna katılıyorsunuz. Bu kadar basit. Ben zaten Telegram grubumun linkini bu videonun aşağısına vereceğim. Gidip oradan da bu linklere ulaşabilir. Bu çekilişe katılabilirsiniz. Sonrasında yaptığınız bütün işlemleri görüntüsünü alıp bu e-mail adresine atıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ondan sonra çekilişten kazanırsanız şayet 1 milyon Irena Coin verileceksiniz. Şimdi ilerlemiş olalım. Nedir bu Irena Coin? Burası ana sayfaları irenamining.com. Dediğim gibi sizlere güneş enerjisiyle çalışan ve elektrikli arabalarla mining yapabileceğiniz bir projeden bahsediyoruz burada. Ki bayağı geleceğe dönük bir proje. Bu projenin detaylarına daha fazla girmeden şunu söylemek istiyorum. Projenin 3 ana kurucusu var arkadaşlar. Ve bunlar Kaliforniya eyaletinden çalışıyorlar. Ve aralarından biri programcı Türk. Aynı zamanda bu kişi benim de dün bahsettiğim, dünkü videoda bahsettiğim ve bu aralar çokça konuştuğum Polygon. Matic şirketinde çalışmış 1,5 yıl boyunca programcılık yapmış burada. Oradan sonra deneyimleriyle geleceği düşünen farklı bir proje açmaya karar vermiş ve yakın arkadaşlar bir araya gelerek böyle bir proje oluşturmuşlar. Aynı zamanda bu proje Kaliforniya eyaletinden gelecek vadeden ilk 3 projenin arasına seçiliyor. Yani bu gerçekten büyük bir şey. Bu yüzden de devletten güzel bir de hibe alıyorlar. Hani bu projeyi hayata geçirebilmek için. Aynı zamanda melek yatırımcı dediğimiz yatırımcılar da bunlara yardım ediyor ve böylece yenilenebilir enerjiyle aynı zamanda çevre dostu olan güzel bir projeyi hayata geçirmeye karar veriyorlar ki güzel bir şekilde de gidiyor. Ben zaten dediğim gibi detaylarını sizlere anlatacağım. Anlatırken bu konuyu yaparken sizlere konuyla alakalı zaten belli başlı videolar göstereceğim. Bu ana sayfalarındaki videoda animasyonla onunla alakalı. Bunu da istiyorsanız izleyebilirsiniz. Şimdi bu token'ı iki farklı şekilde miningini yapabiliyor olacaksınız. Birincisi elektrikli aracınız varsa bununla giderken zaten mining yapacaksınız. Yani IGE token toplayacaksınız. Bunların bir aplikasyonu var. 1,5 yıldır yaklaşık
geliştiriyorlarmış bu aplikasyonu ve bu arabaya yüklenebilecek. Yüklendikten sonra dediğim gibi yolda giderken bunun kazımını yapacaksınız. Sonrasında ayrı swap platformu oluşturacaklar, IranaSwap diye. Burada gidip bu IGE token'ı değiştirebileceksiniz IRANA'ya veya USDT'ye. Aynı zamanda PancakeSwap'ta da bunu değiştirebileceksiniz. Zaten şu an alabileceğiniz yer IRANA coin'i. Yani yatırım yapmak isterseniz alabileceğiniz yer PancakeSwap. Ben bunu sonrasında göstereceğim sizlere. Şimdi böyle bir konsepti var ama aynı zamanda yine güneş enerjisini kullanarak mining yapabileceği makineler, cihazlar da geliştiriyorlar. IR Apollon diye bir cihaz. Mintek firmasıyla bunu geliştiriyorlar. Bu IGE dediğim yazılım Şubat 2022'de çıkmak üzere. Yani neredeyse geliştirilmiş, beta sürümü tabii ki çıkacaktır önce. Hani deneme yapabilmek için. Ama konsept bu şekilde. Yani güneş enerjisini kullanarak sıfır maliyet ile coin üretip ve bunu birçok insana dağıtacaklar. Şimdi biraz tokenomics'e geçtikten sonra totalde 185 milyar tane coin var. Ama bunun %54'e kadarı yakılacak. Yani 100 milyara kadarı yakılacak arkadaşlar. Ve sadece kalan kısmı kullanımda olacak. Yine güzel yanlarından bir tanesi, ben genel projelerde zaten bunu söylemeye çalışıyorum. Audit, yani test yapılmış olması. CoinTool, yani BSC ağındaki en büyük şirketlerden biri olan CoinTool tarafından bunların testleri yapılmış ve gayet geçer bir not almış. Zaten sitelerinde de var, gidip görmek isterseniz kendiniz de bakabilirsiniz ama bu gerçekten benim önemli gördüğüm bir şey. Zaten diğer projelerde de genelde bundan bahsediyorum. Hani audit yapılmış mı, bu test yapılmış mı, geçebilmiş mi, ne gibi sorunları var, bu sorunları çözebilmiş mi şeklinde sonuçlar aldığımız zaman hani bize daha ekstra güven verebiliyor bu. Aynı zamanda tabii ki white paper'ı da var. Hani buradan da gidip görebilirsiniz. Ama zaten ben burada özet şeklinde bütün detaylarını veriyor olacağım. Ama istiyorsanız yine de tabii okuyabilirsiniz bu white paper'ından da. Yine ana sayfasında da görebilirsiniz zaten white paper'ın nerede olduğunu. Şimdi yine küçük bir tokenomics'ten bahsedersek, liquidity dediğimiz likidite şu an PancakeSwap'ta tamamen kitli. Yani sonsuza dek kitli. Hani bir sıkıntı olmaması açısından yatırımcıyla alakalı buraya kitlemişler. Yine takımına verilen, hani belli bir kısım doğal olarak bakın developer team diye söyleniyor. Takımına verilen bu coinler de yine 2023 Aralık ayına kadar, yani 2 yıl boyunca kilitlenmiş. Onlar da bunu kesinlikle satamıyor olacak. Hani herhangi bir değer düşüşü bir endişe yaratmasın diye bu kısmı da tamamen elde tutuluyor. %10'u da PancakeSwap'ta likidite, yani nakit olarak tutuluyor ve bu da kilitlenmiş gördüğümüz üzere. Yine belli bir kısmı da yakılmış. Aslında arzu yüksek olmasına rağmen birçok kısmı yakıldığı için çok daha iyi yerlere gelme potansiyeli var. Zaten şurada da görebiliyoruz. Ben direkt KuCoin App'e gittiğim zaman bakın BNB'ye olan karşılığı. Şu an bildiğiniz parabolik olarak devam ediyor. İlk hedef yöneticileriyle de konuştuktan sonra 0.07 dolara ulaşmak. Oradan sonra da kullanımı arttıkça 1 dolarların üzerine çıkabilmek. Umuyoruz ki gerçekten böyle bir şeyi başarabilirler. Tabii ki bir potansiyeli var. Hani proje iyi, bir şaka coin'i değil. Yani amaçsız bir coin değil. Gayet eyaletin bile onayladığı, yani gelecek vadeden projeler arasında gördüğü bir projeden bahsediyoruz. Aynı zamanda takım çalışanları da konuda tecrübeli. Öyle olunca açıkçası bana daha fazla güven verdi. Tabii ki her şeyde olduğu gibi bunda da risk faktörü her zamanki gibi var arkadaşlar. Sonuçta bir kripto ve yeni bir projeden bahsediyoruz. Ama ben videolarda hep ne diyorum size? Yeni şeyleri hani olduktan sonra buluyorsanız yüksek fiyatla girip büyümeyi daha uzun vakitte tahminen yaşayacaksınız. Ama yeni olan şeyleri, potansiyel olabilecek şeyleri gördüğünüz zaman, bunlara yatırım yaptığınız zaman belki onların da mottosu bu. Hani belki şu an bir yemek fiyatını alacağınız IRANA coin'den ilerleyen zamanlarda gidip elektrikli araba alabiliyor olacaksınız. Yani böyle de bir mottoları var. Umuyoruz ki gerçekten buralara ulaşabilirler zaten. Şimdi şunu da göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Özelliklerinden belli başları. Bakın bu phase'lere, yani roadmap'ine geldiğimiz zaman belli başlarını görebilirsiniz. CX liste, yani bir tane merkezi borsada, Binance gibi, Huobi gibi, tabi bunu demiyorum bunlar olacak diye. Böyle bir borsada listelenmeyi planlıyorlar. Aynı zamanda CoinGecko ve CoinMarketCap'e de girecekler. Yani şu an çok erken proje için, aynı zamanda yine az önce bahsettiğim gibi belki de erken zamanlarında aslında bir şeyi bulup jam dediğimiz, yani ileride böyle patlama yaratabilecek projelerden gibi görünüyor. Aynı zamanda devlet desteği de olduğu için burada mining işte makineleri yaratılacak. Bu da Nisan 2022 tarafında geliyor. Bunun yanında bolca marketing, satış, pazarlama yapılacak ki daha fazla insana ulaşabilsin, daha fazla insan bu aplikasyonu indirsin, burayı kullansın, daha fazla coin kazılsın ve kullanım yeri arttıkça, mining yapıldıkça değeri de artsın arkadaşlar. Bir tane özelliğinden daha bahsedeceğim sizlere. Bu da gerçekten önemli. Benim zaten önemli bulduğum, daha öncesinde videolarda farklı projelerde açıkladığım bir özellik. Pasif
gelir. Bakın bu çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü hepimiz belli başlı yerlerde çalışıyoruz. Ben burada sizin için video çekiyorum mesela. Dışarıda başka bir işe gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz belki de. Hani buradan bir gelir elde ediyorsunuz. Ama sizin çalışmadığınız zaman bile size belli başlı bir gelir elde edebilecek bir yönteme ihtiyacınız var. Yani hepimizin var. Ve belki de birden fazlaya var. Bunun mining'i olabilir, farklı çeşitli pasif gelirler olabilir. Ekonomik olarak güçlü olabilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi pasif gelir dediğim de şu. Irene coin'i elinde tutanlar %1 buradaki işlem kesintilerinden alacaklar. Aynı zamanda mining'inden de %1 alacaklar. Yani mining yapılmaya başlandığı zaman Irene coin'i elinde tutuyorsan %1 geliri oradan alacaksın. Aynı zamanda bir de %1 normalde bu insanlar geliyor alım satım vesaire yapıyorsa oradan da %1 komisyon alacaksın. Oradan da %1 gelir elde edeceksin elinde tuttuğun Irene coin'in oranına göre. Yani bu da bence çok önemli bir özelliği. Daha fazla insanı elinde tutmaya teşvik eder. Arzı borsadan çıkartır yani satmamalarını sağlar. Yani gidip orada 10.000 dolarlık Irene coin'i elinde tutarsın ama bunu bir kere de satmasın da sana her ay duruma göre tabii şu an sadece örnek veriyorum 500 dolar 1000 dolar belki Irene coin getirecek. Belki değeri arttığı için buralara ulaşabilecek ve senin finansal gücüne daha da büyük katkı yapacak. Yani kafan biraz daha rahat olacak. Bir yerden yüklü bir para geliyor. İşte birkaç yerden belki de yüklü bir para geliyor. Bu da o projelerden biri olacak. Senin portföyünde bulundurduğun. Bir de buradan Irene coin'i nasıl alabilirsiniz onu göstermiş olayım ben sizlere. Buy now Irene coin dediğiniz zaman bu şekilde sizi PancakeSwap'e alacak. Oradaki PancakeSwap'te MetaMask'inizi bağlamanız lazım. Ben zaten Smart Chain'i almış olayım. Zaten gördüğünüz üzere benim elimde 10.000 civarı var. Belli bir parayı ayarlayıp tahminen bunu 1 milyona zaten tamamlayacağım. Hani gelecek için kenarda dursun. Umuyoruz ki çok güzel yerlere ulaşır ve buradan alabiliriz. Bakın buradan BNB'ye çevirdiğiniz zaman mesela hani ben ters çevireyim çünkü elimde şeyler var. Mesela Max diyelim hani buradan direkt BNB ile de alabiliyorum. Swap tuşuna bastığınız zaman bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde gelecekçi bir proje arkadaşlar. Zaten arkadaşlar görebiliyorsunuz gelecek yeşil enerjide, güneş panellerinde, elektrikli araçlarda. Zaten Tesla'nın yapmaya çalıştığı şey de bu. Dünyanın her yerine elektrikli araç satabilmek ve sadece Tesla ile kalmayacak tahminen bu. İlerleyen zamanlarda daha başka şirketler üretmiş olacak ve ürettikçe, kullandıkça elektrikli aracını bu aplikasyonu indirecek ve buradan daha fazla gelir elde etmeye başlayacak. Mining yapmaya başlayacak. Yani belli başlı işleri yaparken para kazanmaya başlayacak daha fazla diyebiliriz. Şimdi sosyal medyalarına da gidelim. Gördüğünüz üzere 12.000'in üzerinde takipçileri var Twitter'da. Yine Telegram'da da öyle 14.000 üzeri. Ben gereken linkleri zaten vereceğim bu videonun aşağısına. Orada takip edebilirsiniz onları. Aynı zamanda destekçileri de var arkadaşlar. Green Solar Power diye geçiyor zaten. Görüyorsunuz direkt konuyla alakalı. Hani güneş enerjisi panellerle güneş enerjisi alıp bunu mining için kullanacaklar. Yine başka bir tane aynı şekilde. Yani Irene Mining projesine destek vermekte. Evet süper. Yine güzel bir bölümü geride bıraktık. Umarım buradaki bilgiler sizler için yararlı oluyordur. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Twitter'ım var. Yine söylemiştim sizlere. Onu da videonun aşağısına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.